Merhabalar. Bu videomuzda Python'da basit bir resim editörü nasıl hazırlayabileceğimizi öğreneceğiz. Aç butonuyla resmimizi açıyoruz. Boyutlandırla yeni bir resim genişliği veriyoruz. Mesela 600 piksel genişliğinde olsun. Küçülttük. Kontur efekti veriyorum ve kaydediyorum. Kaydettikten sonra yeni resmimizi bu şekilde alabiliriz. Haydi başlayalım. Öncelikle kullanacağımız kütüphaneleri programa ekleyelim. Import tkinter, tkinter kullanacağız. Kısaltılmış halde kullanalım tk olarak. From pil kütüphanesinden de resimleri işlemek için kullanacağımız fonksiyonlar image tk, image ve image filter. tkinter'den ise file dialog ekleyelim ve simple dialog. Öncelikle penceremizi oluşturalım. tk.tk penceremize bir başlık verelim. Title. Penceremizin başlığı resim editörü olsun. Resim editörü ve penceremizin boyutlarını belirleyelim. Bunun için geometri kullanacağım. Boyutlarımız da 800'e 600 olsun. Resimler göstermek için bir tane panel label ekleyeceğim, panel ismiyle. TK nokta label pencere içerisinde olacak ve main loop'la programı bitirelim. Pencere nokta main loop. Şimdi kontrol edersek bir penceremiz oluştu ve title'ımız resim editörü. Şimdi aç butonu ekleyelim. Buton 1 diyelim. TK nokta button la buton ekliyorum. Pencere içerisinde olacak. Üzerinde aç diye yazılsın. Aç. Ve basıldığı zaman da open image diye bir fonksiyonu çağıracağız. Bu birinci butonumuzu pencereye yerleştirelim place ile. Bunun için x ve y konumlarını veriyorum. X 50 ve y 10. Tabii şu an bu şekilde çalışmayacak. Fonksiyonumuzu oluşturmamız lazım. Fonksiyonumuzu oluşturalım burada. Def open image. Def ile fonksiyonu oluşturuyorum. Open image. Burada şimdilik pes yazalım kontrol etmek için. Ve bu butona bastığımız zaman File Dialog sayesinde bir pencere açılacak ve pencereden biz resmimizi seçebileceğiz. Şimdi buraya geçelim. Bunun için File diye bir değişken oluşturuyorum ve File Dialog'dan Ask Open File Name ile seçeceğimiz dosyanın ismini alabileceğiz. Buna bir başlık atalım. Burada da resmi seç. Resmi seç. Diye bir başlık atıyoruz. Seçilen resmi açmamız gerekiyor. IMG ismi kullanacağım burada. IMG ismine değişkenini aktaracağım. Açılan resmi image open'la ismini aldığımız yani file ismini aldığımız resmi bu şekilde açabiliyoruz. Bakalım kontrol edelim. Bastığımız zaman open dialog penceremiz geldi ve buradan resmimizi seçiyoruz. Resmimizi seçtiğimiz zaman file değişkenine seçtiğimiz resmin ismi atandı. Onu da image open program içerisinde açtı. Açılan resmi tkinter yardımıyla pencerede göstermek için kullanacağımız
obje label ve panel kullanacağız. Bunun içinde öncelikle resmi açılan resmi TK Open Image TK ile tekrar bir işlememiz gerekiyordu. Ona da Image 2 diyorum. Image TK ile resmimizi işlememiz gerekiyor foto image yardımıyla. Yani bir önceki açtığımız resmi IMG'yi. Şu an IMG 2 yani TK'dan sonraki elde ettiğimiz resmi artık panelde gösterebiliriz. Panel nokta configure. Bunu göstermek içerisinde panel yani label'ın image özelliğine image 2'yi vermemiz gerekiyor ve ayrıca image metoduna bu image 2'yi aktarmamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Aç resmi seçtim. Şimdi burada panelimizi aynı zamanda pencerede göstermemiz lazım. Yani place yapmamız lazım. X ve Y'ye 50 değerlerini verelim. Şimdi bu şekilde bir kontrol edelim. Yani şu an gözüküyor. Bu açtığımız resmi diğer fonksiyonlarda kullanacağız. O yüzden onu global haline getiriyorum. Global IMG image resmini ve bu panel place'i de aslında direkt ana programda yapsak daha iyi olacak. Çünkü tekrarlanmış olacak bu işlem. Şimdi tekrar bir daha kontrol edelim. Açıyoruz resmimizi. Resmimiz açıldı. Aç butonunun yanına boyutlandır tuşumuzu ekleyelim. Bunun için bunu B2 olarak isimlendiriyorum. Ve konumu 100 olsun. Burada boyutlandır diyorum. Boyutlandır. Bu da open image değil de ismi resize image olsun. Yani bu tuşa bastığımız zaman da resize image fonksiyonu çalıştırılacak. Resize image fonksiyonumuzu da burada yazacağız. Şimdi bir kontrol edelim pes yazıp. Resize ismi düzelttim şimdi. Tekrar bir kontrol edelim. Şimdi resmimizi bu şekilde açıyoruz. Resize'a bastığımız zaman da bizden bir yeni resmin genişliğini isteyecek. Bu genişliğe göre yüksekliğini hesaplayıp yeni resmin boyutuyla yeni resmi görüntüleyeceğiz. Resize image fonksiyonumuzu yazalım. Burada simple dialog kullanacağız. Simple dialog ask string demiş. Yani alınan değeri string olarak sayı olarak almıyor. O yüzden burada ben int yazıyorum hemen unutmamak için. Burada title ve prompt değerleri verilebilir. Title başlık oluyor. Boyutlandır diyelim bunu. Boyutlandır. Ve prompt'ta sorumuzu soracağız. Yeni genişliği yerin diyelim. Bu aldığımız yeni değeri de W değişkenine aktarıyorum. Bu width olacak yani yeni resmimizin genişliği. Resmimizin orijinalinin genişliğini ve yüksekliğini x ve y olarak alayım. Biz bir önceki fonksiyonda açtığımız yani resmi img olarak global yapmıştık. Yani onu burada kullanabiliriz. img nokta size bu bize resmin x ve y olarak genişliğini ve yüksekliğini verecek. Şimdi image resize diye bir değişken oluşturuyorum. Ve açtığımız resmi img resmimizi resize'la boyutunu değiştirebiliyoruz. Burada x ve y değerlerini
yeni x ve y değerlerini, yeni genişlik ve yükseklik değerlerini vereceğiz. Genişlik w, bunu tuple olarak yazıyorum görüldüğü gibi parantez içerisinde. Yüksekliğini de yani eğer genişliği resmin yüksekliğiyle çarpıp genişliğine tekrar bölersek yeni yüksekliği elde etmiş olacağız. Sonuçtaki değeri de tam sayıya çevirelim. Evet. Burada da aynı zamanda image anti-aliasing kullanacağım. Resmin kalitesini korumak için. Ve bu resmi şimdi panelde göstermek için yukarıdaki şu işlemlerin aynısını tekrar edeceğim. O yüzden burada image resize dedim. Burada image resize 2 ve diğerlerinde de image resize 2 olarak bunları bu şekilde değiştirdim. Şimdi bir kontrol edelim. Resmimizi açtık. Resmimizi boyutlandırmak için yeni değeri girdik. 500 piksel olsun. Yeni resmin genişliği. OK'ye bastığımız zaman da resmimizi boyutlandırdık ve resmimizi penceremize gösterdik. Resmimize farklı efektler, filtreler uygulayabiliriz. Ben burada kontur efektini uygulayacağım. Onun için de yeni bir buton ekliyorum. Bu da üçüncü butonumuz olsun. Bunun konumu da 200 olsun. İsmi kontur. Burada da kontur İngilizcesini yazayım. Kontur. Bu butona bastığımız zaman kontur fonksiyonu çağrılacak. Onu da şimdi burada oluşturalım. Def kontur. Bir kontrol edelim. Açtık. Resmimizi boyutlandırdık. Şimdi kontura bastığımız zaman da kontur efektini uygulayacağız. Şimdi burada kontur dedik. Kontur açılan yani ilk baştaki image resmine veya image resize resmine uygulanabilir. O yüzden bunu bir kontrol etmemiz lazım. Aslında daha değişik uygulamalar da kontroller de yapılabilir ama şimdilik bu şekilde basit bir kontrol yapacağım. Nasıl bir şey? Burada resize'ı da global yaptım. Eğer öncelikle resize'a bakacağım. Eğer resize varsa onu kontrol yapacağım. Yoksa o zaman demek ki image'i kontrol yapacağım. Şimdi burada böyle bir şey. Try ve accept blok oluşturacağım. Try yani deniyoruz. Image kontrol oluşturacağım. Bir değişkeni aktaracağım yani filtreyi. Öncelikle yani image resize resmini image resize resmine filtre uygulamak istiyorum. Uygulayacağım filtre de image filter nokta kontur. Yani eğer bu uygulanabilirse onu uygulayacak. Uygulayamazsa exception accept. Bu durumda demek ki resize yapılmamış orijinal resmimize uygulayacağız. Image contour eşittir. Orijinal resmimiz de img. Aynı şekilde yazıyoruz. img filter image filter nokta contour. Try except blokla öncelikle resize yapılmış, boyutu değiştirilmiş resme uygulamayı denedik. Eğer o yoksa demek ki orijinal resme uygulanacak. Burada biraz önce yaptığımız işlemleri tekrar panele uygulamak için yapıyoruz. Bu image contour 2 olsun. Burada da daha sonra image contour 2 olarak bunu değiştiriyoruz. Şimdi bir kontrol edelim. Açtık resmimizi. Boyutlandırdık 600. Kontura bastım. Kontur efekti uygulandı. Şimdi bu resmi nasıl kaydedebileceğimizi göreceğiz.
Şimdi kayıt butonumuzu ekleyelim. Öncelikle. Bu da buton 4 olsun. İsmi de kaydet olsun. Fonksiyon ismimiz de save. 270 diyelim buna da. Def save fonksiyonumuzu oluşturuyorum. Burada aslında kayıt işlem için tekrar bir pencere açıp kayıt konumu da gösterilebilir. Bak, onunla ben uğraşmayacağım. Direkt kaydedeceğim. Burada kayıt işlemi image resize yapılabilir veya image control yapılabilir. Yani iki işlem olabilir. O yüzden öncelikle control deneyeceğim. Yani try except ile control deneyeceğim. Yani image control'u biz burada global yapmadık. Onu burada kullanabilmek için onu da global yapıyorum. Image control. Image control'u save yapıyorum. Herhangi bir isim verelim. İsim sonuç diyelim. Sonuç.jpg. Öncelikle image kontörü kaydetmeye çalışacak. Eğer beceremezse, yani image kontör yoksa, o zaman image resize, yani bir önceki şuradaki image resize, onu zaten global yapmıştık. Resize.save. Gene aynı isimle sonuç.jpg. Bu resim editör dosyamızın, Python dosyamızın olduğu konuma bunu kaydedecek. Yani buraya. Şimdi bir kontrol edelim. Açtık. Herhangi bir resmi. Boyutunu verelim. 700 yapalım bu sefer. Kontrol uyguladım ve kaydete bastım. Kapatıyorum. Burada şimdi sonuç diye bir dosya oluştu ve resmimiz kaydedildi. Dur, uygulamadan resim kaydeder mi? Yani resize yaptıktan sonra, boyutunu değiştirdikten sonra ona bakalım. Şimdi mesela tekrar bunun 400 yapayım. Küçük bir şey olsun. Kontrol uygulamadım. Direkt kaydediyorum. Bakalım bir. Evet. Kaydedilmiş. Evet, bu videomuzda TK Inter ve Pil kütüphanelerini kullanarak resim editörü uygulaması geliştirdik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.